Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Crown'dan Excel derslerine yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda Excel çalışma kitabımızda giriş bölümünün ikinci, normalde beşinci bölümdeydik arkadaşlar, altıncı bölüm için ikinci kısmını inceleyeceğiz. Bunun içinde neler göreceğiz, neler yapacağız hep beraber Excel içerisinde uygulama olarak sizlere yansıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Geçtiğimiz derste, 5. bölümdeki derste arkadaşlar bu tarafı tamamen tanımıştık. İşte yapıştırma, kesme, fontları, yazı kalınlaştırma, hücrelere çizgi koyma, renklendirme, yazıyı büyütme, küçültme gibisinden giriş bölümünün birçok özelliğini tanımıştık. Şimdi bu giriş bölümünün ikinci ortadaki bölmesini, tanıtımını gerçekleştireceğim. Bunu da her 10 dakikalık çekimlerle paylaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu da 6. bölüm olarak sizlere yansıtıyorum. Şimdi gelelim bu kısmın bölümünün ne işe yaradığını size gösterelim. Öncelikle bir tane yazı yazalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki yine örnek vereceğim. Siz istediğinizi yine yazabilirsiniz. Arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi bir kanalın kral diye bir kelime yazdık. Sözcük yazdık. Burada bu kısımda yapacağımız işlemler ne işe yarıyor onları gösterelim. Buradaki hücremizde herhangi bir yazdığınız hücremizde arkadaşlar istediğiniz herhangi bir yere yazabilirsiniz yine. Hücremizde hizalama şekillerini gösterelim. Öncelikle burada şimdi yazdığımız zaman otomatikmen nasıl biçimlenmişse otomatik yani bu şekilde biçimlenmiş gördüğünüz gibi. Her yer nereye tıklarsam tıklayayım sağ alta şekilde biçimleniyor. Bu sağ alt değil, pardon çok özür dilerim, sağ alt dedim. Bu alt, bu orta, bu da üst kısım. Bu sol, bu orta, bu da sağ kısım arkadaşlar. Yani yazıyı istediğiniz hücrenin istediğiniz bölümüne yönlendirebiliyorsunuz. İsterseniz şunu büyütelim. Şimdi gördüğünüz gibi yazı ortada ve sağda, altta, yani altta ve ortada gördüğünüz gibi yan tarafları boş bir hücrenin içerisinde altta ve sağda görünüyor. Şimdi biz bunu ortada yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yazı ortaya alınıyor, tam ortaya alınıyor. Yani burada bir yazı yazdığınız zaman siz Excel hücreleri içerisine bu kod olsun, yazı olsun, herhangi bir şey olsun, rakam olsun. Bunun daha güzel görünmesini istiyorsanız işte ortalayabilirsiniz yazıyı veya yazı solda olsun, solda başlasın. Mesela bu şekilde aşağıya doğru şöyle yapalım yine. Şunu biraz genişletelim. Bu solda olsun. Biz aşağı çektiğimiz zaman bu şekilde bir liste başı olsun arkadaşlar. Veya da bu liste başı değil de ortadaki bir yazı olabilir. Veya rakam olabilir. Mesela TL olabilir. Şöyle yapalım işte. Bu sayılar gördüğünüz gibi direkt sağdan oluşuyor. Sayılar sağdan oluşuyor arkadaşlar. Bunu ortalayabiliriz. Sola yaslayabiliriz. Sağa yaslayabiliriz. Veya burada belli olmuyor. Bunu yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şurada şöyle yapalım. Buraya tıkladığımız zaman herhangi bir şey belli olmuyor. Çünkü hücre zaten dar. Dar olduğu için yukarıya veya aşağıya taşısak bunu bir hareketlilik görmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü hücre geniş olsaydı, şunu da şöyle test edelim. Hücre bu kadar geniş olsaydı, yazı burada olsaydı, yukarı taşısaydık gördüğünüz gibi yazı yukarıdaki kısma taşınacaktı. Veya ortalanacaktı veya da alt kısma gelecekti. Buradaki hizalama işlemleri de bu işe yarıyor arkadaşlar. Yazıyı hücrenin herhangi bir kısmına yaslayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci bölüme, yani giriş bölümünün. Buradaki yönlendirme, gördüğünüz gibi metni istediğiniz yönden yazdırabiliyorsunuz. Mesela bunda nasıl bir örnekte gösterelim sizlere. Diyelim ki bir belgeniz var. Şu şekilde bir belgeniz var diyelim ki A4 kısmında. A4 biliyorsunuzdur zaten. Normalde bir kitabın sayfası kadar. Bu bir A4 diyelim arkadaşlar. A4'ün ortasına örnektir kısmı gibi. Mesela TC kimlikler vardır. Reklamlarda görmüşsünüzdür. Üzerinde örnektir yazar. Bunun gibi belgemiz var ve biz buna örnektir yazacağız. Bakalım yazdığımız zaman ne çıkıyor. Örnektir dediğimiz zaman sadece altta yatay olarak
ortal olarak ve alt kısımda hizalanmış bir şekilde geliyor arkadaşlar karşımıza. Şimdi biz bu yazıyı ortalayalım. Ortaladığımız zaman örnektir diyor. Mesela burada birçok yazı olacak. Biz bu örnektir yazısını buradaki yazının üzerine çapraz koymak istiyoruz. Bunu da yapabilmemiz için buradaki yönlendirmeye tıklayarak yazıyı istediğimiz şekilde yönlendirebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıyı çapraz olarak sağdan soldan sağa dikey olarak yönlendirdik arkadaşlar. Bunu da büyütelim. Örnektir yazıyor. Altında bir şeyler olacak. Mesela bu yazıyı da diyelim ki hafif bir rengi de değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Belgemizin kenarlarını da yapalım yine. Belli olsun. Böyle belgemiz var. Ortasında da örnektir yazıyor arkadaşlar. Tabi bu örnektir yazısını dikey olarak da yapabiliriz. Tabi böyle şık bir görünüm olmayacak. Veya soldan sağa doğru yazım şeklinde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da gördük. Gördükten sonra buradaki kısma gelerek girdiği azaltabilir veya girdiği arttırabiliriz arkadaşlar. Bu da nasıl diyelim. Böyle bir yazımız var mesela. Pek üşeniyorum arkadaşlar. Yapmıyorum gördüğünüz gibi bir şeyler. Yani bu şekilde bir yazımız var elimizde. Buradaki girdiği azalt dediğimiz zaman buradaki girdi azalacak diyeceğim ama azalmayacak. Neden? Çünkü biz sadece ayrı ayrı hücreler üzerine yazıyoruz. Biz bunu bir hücre üzerine yazmamız gerekiyor. Bakalım buraya. Yine yazımızı düzeltiyoruz. Arkadaşlar şimdi şundan da örnek gösterdik. Mesela burada yazıyı dikey, çapraz veya yatay yapabiliyoruz ama geri nasıl alacağımızı derken aynı diyelim saat yönüne açıyla, çapraz açıyla yaptık. Bunun üzerine tekrar tıklarsak yazımız düzelir. Zaten 8 yazabiliyoruz. 8 en fazla. Şimdi yazımızı biraz büyütelim. 11 civarı bir şey yapalım. Kalınlaştıralım. Rengini de siyah yapalım. Evet. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu giriş sekme içerisinde veya farklı bir sekme içerisinde göremezsiniz. Mesela bu yazı burada taşkınlık yapıyor ve siz bu kadar bir hazneye yazıyı sığdırmanız gerekiyor. Bunun için sığacak biçimdeki yerlere alarak alt artı enter tuşuna basarak alt tarafa kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir tane daha yapalım. Şuradan yapalım. Alt enter dediğimiz zaman alt tarafa kaydırabiliyoruz. Şimdi buradaki metni kaydır. Pardon özür dilerim. Şimdi değil. Biz bu alt enter işlemini kısa yolda da yapabiliyoruz. Onu da gösterecektim arkadaşlar. Şimdi sadece yine de sekmede olmayan bir özelliği tanıtmak istedim. Alt enter yaptığınız zaman hem alt yani sol taraftaki alta basılı enter dediğiniz zaman herhangi bir uzun yazının yanında yazının seçtiğiniz kısımdan itibaren alt satıra kayar. Böylece yazı sayfadan dışarı taşmaz. Sayfa içerisine sığar arkadaşlar. Biz bunu bir de kolay bir şekilde yapabiliriz. Mesela metni kaydır dediğimiz zaman metin bu şekilde. Gördüğünüz gibi metni kaydır üzerine basıyoruz. Metni kaydır dediğimiz zaman metin. Tabi sizin ayırdığınız yazıların
satırı kadar ayırma yapabiliyor veya metni kaydır dediğin zaman o otomatikte metin sığacak şekilde alt alta satır olarak eşitleyip metini dosya içerisine veya hücre içerisine veya birleştirdiğiniz bir alan içerisine sığdırıyor arkadaşlar. Şimdi bu metin kaydırı yaptık ama biz bunu gösterecektik. Burada girdiği azalt, girdiği arttır. Girdiğinden azalt, arttırın amacını da öğreteyim, göstereyim istiyorsanız. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Şu sol taraftaki yerden, bunu yine yukarı alalım biz. Sol taraftaki yerden arkadaşlar girdi, arttır dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yazı, tabii siz bunu şöyle söyleyelim, bir saniye. Sadece buradan yapsak yapamıyoruz. Ancak tab tuşuna basarak yapabiliriz. O da olmuyor çünkü hücre Excel'de taba bastığımız zaman yazı 8 hanelik bir boşluk oluşmuyor arkadaşlar. Bu Word'da yapabiliyorsunuz. Excel'de bunu yapamıyorsunuz. Bakalım bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi imleç olduğu halde taba bastığımız zaman ikinci hücreye geçiyor. Çünkü Excel'de hücreler olduğundan dolayı arkadaşlar, yani sınırsız hücre olduğundan dolayı sürekli bu taba ne kadar basarsanız bir sağındaki hücreye otomatik kayıyor. Yani Word'da bildiğiniz üzere veya Outlook'ta görmüşsünüzdür. Tab tuşuna bastığınız zaman 8 hanelik bir boşluk oluşturuyor. Bu da mesela mektup yazıyorsunuz veya hukuki bir yazı yazıyorsunuz veya işte kurumsal bir yazı yazıyorsunuz şirketinizde. Daha güzel, daha hoş görünmesini sağlıyorsunuz. Yazım düzeninizde hoş olduğu anlaşılıyor. Buradaki girdi ile tab tuşuna bastığımız zaman herhangi bir yazı seçeneğini tab tuşuna basarak kaydıramıyoruz arkadaşlar. Sadece girdi ile kaydırabiliyoruz ve hepsini kaydırıyoruz. Tabii bu tek hücrede olduğundan dolayı. Eğer mesela şöyle diyeyim size, burada tab var gördüğünüz gibi, diğerleri kaymıyor. Çünkü sadece bir hücre içerisinde tab tuşunu diyorum pardon, girdiği arttır seçeneğini tıklayarak girdiği arttırıyorum. Mesela burası birçok hücre olsaydı bunun gibi olurdu. Mesela siz Excel'de sadece elektronik tablo oluşturup bunları otomatik hesaplamasını yaptığınızı görmeyin arkadaşlar. Sadece bununla sınırlamayın Excel'i. Excel'de normalde Word'da yaptığınız, PowerPoint'te yaptığınız her şeyi yine Excel'de yapabilirsiniz. Tabii ama PowerPoint'te Excel'deki bir slide hazırlayamazsınız. Hani Excel'de slide hazırlayamazsınız. Ama Word'daki yaptığınız tüm işlemleri neredeyse Excel'de de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hepsini burayı, bu kısmı da gösterdik, tanıdık. Burada metni kaydırı da yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar birleştir ve ortala. Yani yeniden silelim. Burada arkadaşlar böyle bir metnimiz var. Diyelim ki A, B, C, D, E, F, G. Böyle bir tablomuz var bizim. Bunları ortalayalım. Bunları kenarlı koyalım. Bir de şöyle bir kenarlık koyalım. İşte 2, 3, 4. Bunları da ortalayalım arkadaşlar. Aşağı alıp bir de sağ alalım. Şimdi biz istediğimiz herhangi bir yeri birleştirmek istiyoruz. Çünkü burada mesela adı ve soyadı diyor. Biz bu adı ve soyadını birleştireceğiz. Tabii bu yine farklı bir konuya giriyor arkadaşlar. Mesela bu bir kodla beraber birleştirilebiliyor. Eşittir, birleştir şeklinde birleşiyor ama biz bu başlığı da birleştireceğiz. Ad ve soyad yazacağız. Mesela ad soyad yazıyor burada. Onu da gösterelim. Ad diyor, burada da soyad diyor arkadaşlar. Bunu hem hücre içerisinde yazı olarak göstereceğim hem de hücre içerisinde yazı olmadan göstereceğim arkadaşlar. Mesela siz bu şekilde bir tablo oluşturuyorsunuz ya da boş bir alan var. Şunu bir tane hücre olarak yapmak istiyorsunuz. Birleştir ve ortala dediğiniz zaman buradaki hücre ile, yani sağdaki hücre ile soldaki hücre birleşiyor. Bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Tek bir hücre gibi. Ama siz buraya yazı yazarsanız, işte diyelim ki A, B, C yazı yazarsanız kod içerisinde, diyelim ki burada da A, B, C demeyelim de şöyle göstereyim. 1 var. Şurada da 2 var. Diyelim ki 1 ile 2'yi çarpmak istiyorsunuz. 1'e tıkladığınız zaman burada arkadaşlar gördüğünüz gibi, başta göstereyim, K3 diyor. Ama burada L ile K birleşmiş halde şu hücrede, ama
K3 görünüyor. Neden derseniz her zaman soldakini alır hücre. Mesela burada 10 tane hücrede birleşmiş olsa her zaman ilk baştaki nereden birleşmişse oradaki hücre ismini ve sayısını alır. Yani kod işlerken de bunu aklınızda olsun. İşte L1 diyelim ki L3 olmaz. Burada birleşmiş olmuş birleşikse bu hücre birleştirilip ortalanmışsa buradaki L3 diye giremezsin işte L3 artı M3 derseniz arkadaşlar burada hata olur. Neden? Çünkü L3'te bir şey yok. Bu birleşmiş bir hücre olduğundan dolayı nereye birleştiyse onun sol ilk hücresinin ismi geçer arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi K3, K'de ve 3. satırda. Yani anlamak istediğimizi yine hem birleştir ve ortala yaparak hem de mantığını da anlatmak istedim arkadaşlar size. Birleştir bu şekilde çalışıyor. Bunu isterseniz bir tane değil de 4 taneyle de birleştirebilirsiniz. Veya işte bu kadar hücreyle de birleştirebilirsiniz. Birleştirdiğiniz zaman buradaki hücreye nasıl işte A, B, C, D, E, F, G yazdığınız zaman aynısını buraya da yazsanız, çünkü burası da bir tek hücre gibi sayılır bunun gibi. Ama buradaki hücrede O, P, Q ve R sütunları bulunuyor. Ama hücrenin burası sayı olsaydı, toplamaya çalışsaydınız veya çarpmaya çalışsaydınız hücrenin ismi O5 olurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en başta O ve en başta 5 var. Yani satırın en başı, sütunun en başı, yani en solu. Sütunun en solu, satırın en başı olan kısım hücrenin ismidir arkadaşlar. Bu ne kadar büyük bir birleştirme olsa bile sürekli G18. Gördüğünüz gibi G18. Yani siz buradan M18 diye kod alıp toplayamazsınız, hata verir. Çünkü en başı bu şekilde. Yani bu şekilde düzenleniyor Excel tarafından. Şimdi gelelim biz buradaki yazıyı birleştireceğiz. Bunu birleştir dediğimiz zaman arkadaşlar böyle bir hata veriyor karşımıza. Yani diyor ki hani, sol tarafta ad yazıyor, sağ tarafta soyad yazıyor. Eğer bunu birleştirirsek sol taraftaki ad yazısı tek hücresine oluşacak ve sağ taraftaki soyad yazısı silinecek, yok olacak. Yani olmamış olacak. Burası bir hücre oluşacağından dolayı arkadaşlar sol taraftaki ad yazısı bir hücre içerisinde oluşacak. Tamam diyoruz. Tamam dediğimiz gibi gördüğünüz iki hücrede birinde ad, ikincisinde soyad olan hücre birleştiği zaman sadece ad kısmı göründü. Çünkü başta da dediğimiz gibi mantıken birleştirdiğimiz zaman işte K6, gördüğünüz gibi K6. Buradakinde işte gördüğünüz gibi K3. Yani hücreyi nereden birleştirirseniz birleştirin her zaman sol taraftaki hücre önem arz ediyor. Yani burada gördüğünüz gibi birleştirdiğimiz zaman sol tarafta alt vardı, sağ tarafta soyad vardı. Alt önem arz ettiğinden, sol taraf arz ettiğinden, önem arz ettiğinden arkadaşlar Excel'de ad bölümü aktif oldu ve sadece ad yazıyor. Daha sonra bunun yanına soyad yazarak işte Ali, Veli, Mehmet, Ok, Selim, işte Al gibisinden birçok isim sıralayarak bu şekilde bir tabloda oluşturabilirsiniz. Ad soyad kısmı ayrı yazar ama ad soyad başlığı birlikte yazabilir arkadaşlar. Sizin tablo biçimlendirmenize bağlı. Arkadaşlar videomu burada sonlandırmak zorundayım çünkü 18. dakikaya girdik. Videoları uzatmamaya çalışıyorum ama bunu izleyen arkadaşlar da en azından ilk giren arkadaşlar, yeni giren arkadaşlar yavaş yavaş işleyerek ayrıntılı bir şekilde göstermek isterim. Yani aklında herhangi bir şey kalmasın. Ya işte böyle yaptın, işte şurayı birleştirdin, ne olduğunu göstermedin, gittin. İşte birleştirme bu. Bu birleştirme tamam bitti. Bu birleştirme olduğu zaman arkadaşlar mantığını da anlamamız gerekiyor. Birleştirdiğimiz zaman başladı ne dediğimiz gibi solundaki en baştaki hücre ve satırın başındaki hücre, yani birleştirdiğimiz hücrenin en başında bulunan satır hangisi? 9. satır. Sütun hangisi? K sütunu. Yani burada K9 oluyor. Siz nereyi birleştirirseniz birleştirin. Sol taraftaki sütunu birleştirdiğiniz an itibariyle, mesela şurayı da birleştirirsek aynı hatayı verecek bize. Gördüğünüz gibi. Ama alt soyad kaldı. Gördüğünüz gibi o kadar şeyi sildi, sadece alt soyad kaldı. Neden? Üçüncü satır ve
C sütunu olduğundan dolayı arkadaşlar. C sütunu boş olsaydı burası bomboş olurdu. Ve yine diğer hücredeki yazıları, verileri silerdi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım anlatmaya çalışmışımdır sizlere. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.